iddialı bir giriş yapan Uğur Işılak. Az sonra Uğur Işılak konuğumuz olacak. Karşınızda Uğur Işılak. Uğur Işılak geliyor. Uğur Işılak beyefendi, kardeşimizi alkışlıyoruz. Alkışlarımızla sevgili Uğur Işılak geliyor efendim. Uğur Işılak. Uğur Işılak bizlerle. Şöhret yıllardır ayaklarımın altında. Sanat adam işidir. Bu ülkede hiçbir albüm 3,5 milyon satmadı. Kalabalık yalnızların adamıyım. Sanatın ve sanatkarın zaman ve mekan üstü tecellisinin dumura uğradığı bir dönemde kir dolu hayat akıntısını sır dolu geçit haline getirme gayesiyle hamallık derecesinin en üst makamına yükselmeyi bir şeref addediyor, suni zirveleri ayaklarımın altına alıp gönlünüzdeki zirve üstü mevkiye talip olduğumu ifade ederek sevdamızın adı berrak, sonu toprak, dönen alçak olsun şiarıyla varlığımı varlığınızın hizmetine sunuyorum. Aslen Ankara Şerefli Koçhisarlı olan Uğur Işılak, 15 Kasım 1971 yılında Almanya'nın Nevigez şehrinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Almanya'da tamamladı. Sporla uğraşmayı çok seviyordu. Uzak Doğu sporlarına ilgisi vardı ve o tekvandoyu seçti. 5 yıl tekvando yaptı. Tekvandoda refleksleri öyle gelişmişti ki 8-10 yaşlarında olmasına rağmen kendisinden oldukça büyük rakiplerini yenmesiyle hocalarının örnek gösterdiği bir sporcu oldu. Henüz çocukluk yıllarında şiire ve şairlere olan merakı ile 8 yaşlarında ilk şiirlerini yazmaya başladı. O yıllarda Aşık Mahsuni, Aşık Veysel gibi ozanları dinleyerek kendisini geliştirdi. 13-14 yaşlarında çok sevdiği Mahsuni'yi görecekti. Babası Ahmet Işılak onu elinden tutup Mahsuni Şerif'in konserine götürmüştü. Konserde sahneye çıkıp ozanın elini öpmek istediği sırada Aşık Mahsuni Uğur'un elini öpmüştü. O yıllardan sonra müzik hayatı başladı. Uğur, abisi Abdullah Işılak'tan bağlama çalmayı öğrendi ve giderek ustalaşmaya başladı. Genelde halk edebiyatı normlarında yazdığı şiirlerini 13 yaşında bestelemeye başladı ve katıldığı Aşıklar Yarışması'nda küçük yaşına rağmen Aşık Reyhani ve Ozan Yusuf Polatoğlu tarafından birincilik ödülüne layık görüldü. Daha sonra Ozan Yusuf Polatoğlu'ndan ozanlık icazetini aldı. İlk albümünü amatör olarak 1989 yılında yaptı ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinde konserler verdi. Kendi kaset çalışmalarını devam ettirmek amacıyla 1990 yılında Almanya'da Ses Kayıt Stüdyosu kurarak aranjörlük ve tonmeisterlik yeteneklerini de geliştirdi. 1996 yılında Duy Sesimi albümünü çıkartan sanatçı oldukça umutluydu. Albüm o dönemlerde istediği tirajı yakalayamadı ve Almanya'ya dönmek zorunda kaldı. Fakat bu olay onu yıldırmadı, aksine daha çok kamçıladı ve hırslandırdı. 2 yıllık titiz bir çalışmanın ardından 1998 yılında Türkiye'ye geri döndü ve tekrar bir albüm daha yapmaya karar verdi. Işılak için zor dönem başlamıştı. Başarısız olması durumunda Almanya'ya geri dönecekti. Bu onun için artık son şanstı. O dönemin en büyük şirketlerinden Ulus Müzik bu albüme talip oldu. Dönen Alçak Olsun isimli yeni albümünü halkın beğenisine sundu ve klibini çekti. Bu albüm halk tarafından çok sevildi ve o dönemin en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Uğur Işılak şöhret basamaklarına adımını attı ve birçok ödüle layık görüldü. Yıl 2000. Artık düşlediği işler gerçekleşmeye başlamıştı. Kardeşi Murat Işılak ve abisi Abdullah Işılak'la birlikte hayal ettiği müzik şirketini kurdu. Kendi şirketinden çıkardığı Söyleyeceklerim Var isimli albümüyle sanat dünyasında saygın bir konum edindi. 2001 yılı onun hayatının gidişatını değiştiren bir yıldı. Artık herkes Uğur Işılak'tan bahsediyor ve büyük kitleler tarafından dinleniyordu. Popüler, tanınan ve sevilen bir isim olmuştu.